Dövizin yükselmesini mi satın alacaklardı? Yani onun yaratacağı e, durum mu daha yönetilemez bir şeydi AK Parti iktidarı için yoksa faizin yükselmesini mi e, bir şekilde satın alacaklardı? Anlaşılan ikinciyi seçmişler. Çünkü görmüşler ki e, cayır cayır döviz rezervi yakmalarına rağmen son bir ayda e, çok ciddi döviz satışı gerçekleştirmelerine rağmen ve bugün bile Merkez Bankası'nın döviz rezervleri, eksi 70 milyarda olmasına rağmen döviz artmaya devam ediyordu. 32-33 böyle gidiyordu. 41 görmüştü sterlin keza avro 35'i görmüştü. Bunu yönetmektense diğerini yönetmeyi kendilerine evla buldular diye düşünüyorum. Gelsin look at the tabela anlık dövizi görelim. Evet, dolar 31.88. Bakın 32.42 idi bu sabah. E, faizin artmayacağını, pas geçileceğini satın almıştı piyasalar. O yüzden sert bir düşüş yaşandı. Düşüş dediğim de bu yani. 32'den 31.80'e indi. Bu toparlar. Ben size söyleyeyim, daha fazla düşmeyecektir. Benim fikrim. <laughs> bu sefer dişlerimi kırarım demiyorum. Bak. E, Avro 34.700, 35'teydi. Altın, e, altın da düştü dediğimiz 2.252 lira. Romanlar budur yani durumlar. E, Dolayısıyla bir kararlılık göstermek istediler. Biz seçim ekonomisi uygulamıyoruz. Bakın böyle bir dönemde seçimlere 10 gün kala bile bu yeni atanmış genel müdür de faizi düşürüyor demek istediler. Bakalım ekonomistler nasıl yorumlamış kararı? Şöyle bir bakalım. Hakan Kara önemli bir isim. Aslına bakarsanız Merkez Bankası rezervleri ile ilgili bütün grafikleri de açık bilançolardan, kamuoyuna açık istatistiklerden derleyen profesör, eski Merkez Bankası bürokratı. Merkez Bankası yapılması gerekeni yapmıştır. Kararı alanları tebrik ediyorum. Şimdi kararın metnini de okuduğunda oldukça şahin, sert bir politikanın geldiği anlaşılıyor. Bu ne demek? Daha fazla sıkılaştırma demek aslında. Burada Romalılara, emekli kuslara, e, sabit gelirlere, faniler, e, cemaat üyelerine herhangi bir müjde yok. Onu baştan söyleyeyim. Iris Cibre yazıyor. Diyor ki faiz koridorundaki artış mevduat faizlerini yukarı itecektir. Bu şu demek, paradan para kazanamayan bir kitle vardı mevduat faizleri düşük olduğu için. Şimdi o kitle paradan para kazanmaya başlayacak. Bu da dolara karşı alternatif daha çekici bir yatırım anlamı taşıyacaktır. Çok doğru bir karar. Ayrıca metin gerektiği gibi şahin, yapılması gereken geç de olsa yapıldı. Mahfi eğilmez. Merkez Bankası'nın yükselmeye devam eden enflasyonu durdurabilmek için faizi artırması. İşte sorun buydu. Dananın koptuğu yer ve benim dişlerime mal olan noktada tam olarak burasıydı. Enflasyon düşmüyordu. Enflasyon hem gıdada hem enerjide sürekli olarak yükselmeye devam ediyordu. TÜİK'in törpülenmiş e, makyajlanmış, hafif estetik yapılmış rakamları bile bu gerçeği saklayamaz duruma gelmişti ve Mehmet Şimşek enflasyonu bir süre daha düşüremezse kendisi için mehter marşıyla uğurlama e, töreni yapılacağını bildiğinden zannediyorum Merkez Bankası'ndan bu karar geldi. Ama diyor ki gene Mahfi Hoca ne var ki maliye politikası gevşek kaldı eşittir ee, eşittir şu aslında merkez e, e, maliye e, politikası gevşek kaldığı dediği şu Mahve Hoca'nın kamu tasarrufu yapılamıyor. Külliye halen cayır cayır bir günde milyon TL harcamaya devam ediyor. Sadece Şubat ayında Tayyip Erdoğan'ın gizli ödenekten kullandığı bütçenin 1 milyar 900 milyon Türk lirası olduğunu biliyoruz. Şimdi burada bir değişim olmazsa diyor Mahve İlmez. Ve yapısal reformlara girişilmediği sürece o da ne demek işte adalet mekanizmasının çalışmaya başlaması daha fazla demokratikleşme gazetecilere sürekli sansür uygulamamak gibi enteresan e, olaylar diyeyim bunları hayata geçirebilirlerse Okey geçiremedikleri durumda bu faiz artırımın etkisi sınırlı kalacaktır. O ne demek? Döviz artmaya devam edecektir demek. Güldem Atabay kendisi hem aday olmuştu İzmir'den. Değerli başka bir kadın ekonomist. 500 bas puanlık yüksek faiz artışının etki gücü faiz koridorunun geri dönmesiyle baştan zayıfladı. Meali. Madem artıracaktınız geçen ay niye artırmadınız şeklinde tercüme edebileceğimiz. Çünkü geçen ay para politikaları kurulundan pas e, sabit kararı çıkmıştı. Yüzde 45'te kala kalmıştı. Bu ayda benzer, benzer bir karar verilmesi beklenirken pas olmadı. Nas olmadı. Faiz artırıldı. Güldem Hoca da ha haklı olarak soruyor. Sormazlar mı? Madem faiz artıracaktın bu kadar neden 20 küsur milyar dolar sattın? Güzel. Güzel bir soru. Cevabı var mı? Yok. <laughs> Niye yani onun meşhur bir fıkrası var onu ben anlatamıyorum ama siz kafanızda an, an, anlatmış kadar olayım ben yani madem öyle diyor ya hani e, a e, marabaya maraba a'ya o zaman bu niye oldu filan hani aynen o fıkra durum bu ekonomisi diyor Artemis ondan yani inanılmaz bir şey. Tunç Şatıroğlu daha da enteresan bir U dönüşünü bize hatırlatıyor aslına bakarsanız o da diyor ki 19'u beğenmediniz. Neyi kastediyor? Dün vermiştim. Yeni Şafak manşetinin üçüncü yıl dönümüydü dün. Neydi o manşet? Bu operasyonu kime çektiniz? Kime diyorlardı? Naci Ağbal'a, Lütfi Elvan'a diyorlardı. Dönemin Maliye Bakanı Merkez Bankası Başkanı'na söylüyorlardı. Niye? Faize yüzde %18'den 19'a yükselttikleri için. Ya nerede nereye geldi Türkiye'm diye meşhur bir şarkı var. Tam o kafalar. Şimdi Tunç Hoca da haklı olarak diyor ki 19 faiz beğenmediniz. Bir gecede Yeni Şafak manşetiyle bu kadroyu kararname imzasıyla görevden aldınız, indirdiniz. Adamlar piyasaya çıkamıyor. Bak Nenacı Naci Elvan'ı pardon Lütfi Elvan'ı ne Naci, Elvan Elvan Naci Abalı o günden sonra gören olmadı. Alın size %50 faiz. Gelsin altında Süleyman Soylu'nun oh çektiği gifler diye yazmış Tunç Şatıroğlu. Mustafa Sönmez de haklı olarak diyor ki zam yani bu faiz artışını zamanında yapmadılar. İnsanlar dövize hücum etti. Gerçekten de insanlar dövize hücum etti. Biraz sonra bir e, bir tablo, bir mal beyanı getireceğim ekranlarınıza şok olacaksınız. Herkes ama herkes döviz almaya başlamıştı. Dün anlatmıştım AK Partili iş adamları bile döviz almaya başlamıştı. Böyle bir ortamda dediler ki biz bunu durduramıyoruz. Açıklama yaptık olmadı. İnsanlar bize inanmadı. En iyisi biz bu faizde şahin bir artış yapalım. Belki mesajımız anlaşılır dedi. Ama arada ne oldu? Döviz cayır cayır yandı gitti. Merkez Bankası'nın zaten eksi 70'te olan Rezervlerim. Evren devrim Zelyut o da önemli bir e, şey söylüyor. Evrende diyor ki merkez seni tebrik ederim 500 bas puan artışla ben son sözü söylemeden oyun bitmez mesajını vermiş oldun. Umarım siyasi kanat yapısal reformlar ve hukuki siyasi gerginlikleri de azaltarak çabanıza destek verir. Yani herkes temkinli bir alkış ve temkinli bir beğeni içerisinde farkındaysanız çünkü geçen ay pas geçilen bir faiz tam da seçim öncesi nasıl 500 bas puan artırıldı? Doğrusu anlayana aşk olsun. Selçuk Geçer o da yazmış diyor ki Merkez Bankası 500 basman faiz arttırdı şimdi ne olacak diyenlere aha biz biz diyoruz kapağımıza da koyduk şimdi ne olacak diye. Selçuk'un cevabı çok net hiçbir şey olmayacak tam yol ileri. Yani diyor ki bu artık bu haliyle geç kalmış haliyle bu karar dövizi de etkilemez enflasyonu da etkilemez yapısal reform yapmazsan onda da bir etkisi olmaz. Yani aslında deminden beri anlattıklarımız bu sevgili Muratçım, platonik aşkım, canım Muratçım, kara Muratçım. Öyle diyor ya, ne diyor kalbim seninle güç bizimle falan. Yalan bunlara inanmayın. Yuh demiş o da. Merkez Bankası mübarek Ramazan ayında bile faiz artırdı yakıştı mı? E, dün konuştuk Murat'la. E, o da faizin artırılmayacağını ve pas geçileceğini düşünüyordu ama öyle olmadı.